Merhabalar herkese Girişimci Yatırımcı podcast'ine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz The Oz kurucusu, Büyük Para kitabı yazarı, gayrimenkul stratejisi Özgür Tandoğan. Kesin Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bugün gayrimenkul yatırımlarını konuşacağız. Gayrimenkul yatırımıyla nasıl nakit akışı oluştururuz bunları konuşacağız. Yani incelediğimde işte e, lüks segmentte daha çok gayrimenkul yatırımları yapıyorsunuz. İşte bu aşamaları nasıl geldiniz bunları soracağım. Emre Arolat gibi işte büyük çok ünlü mimarlarımızın yaptığı projeleri de e, emlak danışmanlığı yapıyorsunuz. Şöyle başlayalım ya yani gayrimenkul sektöründeki yolculuğunuzu ve gayrimenkul danışmanı olmanız için Size neyi ilham verdiğini bizimle paylaşır mısınız? Hani bununla bir giriş yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Gayrimenkul yatırımı tabii dünyada en çok tercih edilen, herkesin güvenli yatırım aracı olarak adlandırdığı bir öngü. Tabii buraya nasıl başladım? Ya yani benim babam küçükken konut birlik yönetim kurulu üyesiydi. Marmara bölgesinde yapılan bir kooperatif vardı burada konut birlik diye. Orada hem yönetim kurulu üyesiydi hem inşaat yapıyordu. Çok da kaliteli inşaatlar yapıyordu. Babamın işte küçükken gördüğüm o kazandığı paralar, işte maddiyat, işte girdisi. O beni çok etkilemişti. Gerçekten çok iyi bir iş, inşaat. Çevresel düzenlemeler de yapardı çok mesela. Çok kaliteli binalar yapardı. O bana ilham vermişti her zaman. Bir başarısızlık yaşadım tabii. Ben başka işlerle uğraşıyordum. İngiltere'de Kuzey Londra Üniversitesi pazarlama bölümünde okuyordum. O Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. O arada... İşte askere gittim. işte bazı işler yaptım. Bilmediğim işlere girdim. Öyle söyleyeyim. Neler yaptınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Restoran işine girdim mesela. Battım. Öyle. Batmayan yok zaten restoran işte. Valla öyle. Restoran işinde hani çok marjlar da çok düşük. Bazen konuşuyoruz girişimci yatırımcı da marjlar da düşük. O başarısız hikayeleri de aslında o, o bizi başarıya götüren hani anlar olduğu için hani onları da e, duymak isteriz. Yani bahsedebilirsiniz. Çok ufak böyle. Ben aslında çok fazla etkilenmedim. Hani bazı insanlar hani kendine zarar verme derecesine gelip hani işte iflas ettim şöyle böyle. Genelde bana hep böyle şeyler ders olmuştur. Beyaz bir sayfa açarsın. Her zaman beyaz bir sayfa açarsın. Hiç kimse umutsuzluğunu öyle şekilde yitirmesin. Her zaman önünüze güzel fırsatlar çıkacak. Allah size o fırsatları göz önünüzde koyup işte görmenizi sağlıyor. Ben de uzun süre böyle 4-5 ay bir süre iflas ettikten sonra o zamanın parasıyla 2015'in parasıyla işte 2 milyon TL civarı bir paradan bahsediyoruz. Onu kaybettim. Ondan sonra bir kendime böyle bir geri çekirdim. Ne yapabilirim dedim. Çok fazla kitap okudum. İnanılmaz derece kitap okudum. Yani senede 200'e yakın kitap falan okudum yani. Özellikle iş, ekonomi yani içinde gayrimenkul yatırım. iş ekonomi olduğu 200'e yakın kitap okudum. Kendimi değerlendirdim, sorguladım. Bu insanlar dünyadaki bu %1 zengin, %2 zengin, nasıl para kazanıyor, para nerede akıyor, para nerede dönüyor bu tarz şeylerle ilgilendim ve bazı büyük yazarların öngörülerini toparladım. Kendimi de motive etmek için sürekli meditasyon falan da yaptım bu arada. Daha iyi fokuslanabildim. Kitaplardan öğrendiğim finansal okul yazarlığın önemi. İşte bunlar bir gelince resim oluşmaya başladı. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ben bunların gayrimenkulden başka hiçbir seçenek kalmıyor yani. Öyle söyleyeyim inanılmaz derecede gayrimenkulden başka hiçbir seçenek kalmıyor. Piyasadaki şirketlere baktığınız zaman Türkiye'deki şirketlerde dahil olmak üzere dünyadaki bankaların fonları, büyük şirketler, BlackRock mesela örnek vereyim ya da daha büyükleri işte her şirket, herkesin bir gayrimenkul yatırımı var portföyü var şirket içinde. Yani burada şimdi isimler bir Türkiye'de büyük şirketler var. Gayrimenkul yatırım fon kurmuşlar, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmuşlar. Vergiden muaf olan bölümleri var çünkü ve bunu avantaja çevirip daha büyük gayrimenkul zenginliğine ulaşıyorlar. E, vergi avantajından dolayı dünyada ve Türkiye'de gayrimenkul seçiliyor. Kim yapacak bu kadar alım satımı? Birileri yapacak. <laughs> danışmanlık firmaları yapacak. Bu danışmanlık firmalarından birisi olma yolunda ilerliyorum açıkçası. Daha da genişletmeye çalışıyoruz kendi portföyümüzü. Şu anda büyük bir satın alma gerçekleştirmiştik. işte geçen sene içinde müşterimiz adına bu da işte önümüzdeki seneye bize büyük bir ilham verdi. İşte belki ilerleyen zamanlarda iş için herkes olmak kaydıyla başka bir danışmanlık şirketi kurup Avrupa'daki yatırımcıları Türkiye Türkiye'deki yatırımcılara İsviçre üzerinden Avrupa'ya paylaştırma, işte gayrimenkul yatırımı yapmaya ya da oradakileri buraya getirmeye çalışacağız. İsviçre'nin önemi de işte sınırlarının işte Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya olması. O yüzden İsviçre bizim için çok önemli hale geldi yurt dışındaki kaliteli yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için bunu denemeye başladık. Öyle kısaca anlattım fazla yaymayayım. Çok teşekkürler. Hikayeye devam ederiz belki o yurt dışı tarafına şirketinin büyümesine ama ben biraz daha geriye gidelim istiyorum. Bu gayrimenkul tarafını da ilerlemeyi seçmenizin nedeni. Yani şöyle bir şey mi anlıyorum. Gayrimenkul yatırımı bütün insanlar için belki de büyük şirketler, çok zenginler. Belki halkın diğer kesimleri için de en güvenli yatırım diyebilir miyiz? O yüzden mi gayrimenkulü ön plana ya da sadece gayrimenkulü bulabildim diye söylediniz. Gayrimenkulde riskler yok mudur? Mesela hangi fiyat olursa olsun yine de gayrimenkul kazandıran bir şey midir? Bunlardan biraz bahsedelim mi? Gayrimenkulde riskler şöyle. Hiçbir riski yok aslında. genel görüntü itibariyle baktığın zaman diğer riskli piyasalara baktığın zaman işte borsadır, işte dövizdir. Bunlar çok çok riskli piyasalar. Ve burada çok büyük paralar dönüyor e, özellikle borsalarda. Gayrimenkul hemen böyle alıp da işte 1'e koyayım 20 alayım bir gün sonra bir yatırım değil. Öyle bir yatırım aracı değil. Paranızın hiçbir şekilde kaybolmayacağı eğer doğru kulvarda ilerlerseniz piyasadaki altını çizerek söylüyorum. Arz talebi doğru okursanız ve e, bazı argümanlar var o maddeleri doğru uygularsanız hiçbir zaman kaybettirmez. Hiçbir zaman kaybettirmez. Bizim Türk insanımız biliyorsunuz biraz duygusal yapıdadır. Dünyadaki bazı yerlerde de bir duygusallık vardır. Duygusallık gayrimenkulde hata yapmanızı sağlar. Güzel bir proje görürsünüz. Eşiniz der ki bu projeyi ben almak istiyorum. Çok güzel işte bahçeleri var, şey var falan işte. Ev çok güzeldir işte. Bunu bana al falan yani. Ya da böyle bir sıcak bir yuva. Ya ama Ödenecek paraya baktığınız zaman, kira getirisine baktığınız zaman 40-50 seneler, 30 seneler gibi büyük amortisman süreleri görürsünüz, karşınıza çıkar. Bu hem ailenin finansal açıdan çökmesine, ilerleyen zamanlarda ailelerin dağılmasına bile neden olabilir. Çok ilginç bir bakış açısıdır bu. Çünkü finansal açıdan sizi zorlayacak bir şeye giriyorsunuz, bir şeyin altına alıyorsunuz. Ve bütün hayatınızda boyunca gelirinizi olduğu gibi bu eve aktarıyorsunuz. Hiçbir şey yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, tatil etmiyorsunuz, çocuğunuzu Doğru düzgün okutamıyorsunuz. Her şeyinizi eve veriyorsunuz. Ben de insanları bilgilendirme açısından bir kitap yazdım. O kitapta işte bazı büyük paratlı kitabım var. Bütün Türkiye kitap evlerinde. Orada bazı bölümler var. 12x modeliyle, formülüyle nasıl yapabilirsiniz? Yani 12 çarpan. Yani ödediğiniz kira getirisi, satın alacağınız evin kira getirisini hesaplıyorsunuz. 12 yılla çarpıyorsunuz. 12 yılla çarptığınız rakam satın aldığınız evin değeri ise bu doğru bir yatırımdır. Ama öyle bir yatırım yok ki artık. Sanırım Türkiye piyasasında çok zor. Var ama çok fazla yok. Şimdi siz işte her şey yine arz talebe geliyor. Talep eden müşteri buna göre odaklanırsa, müşteri sayısı fazlalaşırsa pazar kendiliğinden o talebe yönelik bir şey oluşturuyor. Bir, bir şey geliyor yani öyle söyleyeyim size. İsteyen olmadığı için. <laughs> yani insanların istemesi lazım ama benim konuştuğum büyük firmalar büyük fonlar 12 yılda eskiden şimdi 8-9 senelik amortisman süreleriyle yer bakıyorlar. İnanın yani. Ve bu buluyorlar. İsteyen buluyor. Yani bu şekilde siz değerlendirirsiniz. İlla çok güzel bir ev olması, odanın şekli hiç önemli değil. Lokasyon doğru olduğu sürece tabii ki depremden sonra daha da önemli hale geldi. Statik yapının, evin mimari yapısının önde olması. İnşaat firmalarının kitabında da belirtmiştim bunun. İşte o evin nasıl yapıldığını çok iyi araştırılması. Satın almadan önce, binayı satın almadan önce bilinmesi gerekiyor. Lokasyon iyi olduğu sürece, kira getirisi olduğu sürece gayrimenkul yatırımında ...asla kaybetmezsiniz, o kısaca söyleyeyim. Şöyle, aslında bazı noktalarını... ...verdiniz ama e, ben biraz daha böyle... ...yani sizin kullandığınız teknikleri... ...ve bazı işte başarı formüllerini... E, ...daha fazla onları da sormak istiyorum. E, burada bazı maddeleri... ...uygularsak işte e, gayrimenkulde... ...başarısız olmak mümkün değil dediniz. Duygusal olmamak gerekiyor... ...dediniz ve bunu amortismanı... ...ne kadar sürede elde edeceğiz... ...ona konsantre olmamız, ona bakmamız gerekiyor... E, ...diye söylediniz. Bunları... E, ...bir kenara koyduğumuz zaman... ...riski azaltan sizin için maddeler nelerdir? Onları biraz daha detayına inelim mi? Birincisi lokasyon. İşte gayrimenkulü ilk önce lokasyona bakacaklar. Yani şehir merkezinde olmaya özen gösterecekler biraz. Ya da ulaşımın aldıkları gayrimülkle ulaşım arasında... ...yani ulaşım şehir merkezi, oranın merkezine uzaklık varsa... ...manzara bulabiliyorlarsa bir manzara... ...yani deniz manzarası olabilir. İstanbul'da yaşıyoruz mesela ya da... ...işte başka ülkelerde de yaşayan insanlar vardır... ...manzara olmasına dikkat edebilirler. Manzara her zaman fiyatı arttırabilir. Yani illa deniz manzarası olmak değil... ...orman manzarası da olabilir. Yeşillik alan da olabilir. Ama güzel bir, öne açık bir manzara olması şart. Değerini art, artması açısından. 12x formülünün %1 kuralı da var. %1 kuralını genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde pek uyguluyorlar. Bizim piyasa işte 12x dediğiniz gibi... 12 çarpanı bile bulamayacak haldeyiz biz. %1 kuralı bizim için geçerli değil. O çok çok aşağıda bir durum. Satın yüzde %1'i aslında kira getiriniz. Bu şekilde şey yapıyorsunuz. o e... Aylık kira. Evet 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 evet. Ama tabii ki ülkemizin pazarına uymuyor. Öyle söyleyeyim. Biz genelde onun için 12x formülüyle daha çok ilerlemek istiyoruz. Anlatıyoruz insanlara. Şimdi 12x'i nasıl elde edebileceğiniz de oradan bahsedeyim. Hani siz diyorsunuz ya çok zor. Şöyle anlatayım onun e, matematiğini. İlk önce bir arz talebe bakmak lazım. Arz talebe nasıl bakacağız? Mesela belli bir şehirde minimum düzeyde her şeyi bileceğiz. Yani yatırımcı her şeyi bilecek. Bilemiyorsa çevresini araştıracak. Danışmanlara sorabilir, emlak danışmanlarına sorabilir, muhtarlara sorabilir, apartman görevlilerine sorabilir. Kendisi araştırabilir. Araştıracak zaten. Bir yere yatırım yapmadan önce insanlar araştırıyor. Bazı evler var. Mesela şöyle. Ben son yaptığımız işlemden bahsedeyim. Büyük bir yatırımcıya büyük bir para kazandırdık geçen son. Ondan bahsedeyim. Mesela Zorlu Center çok güzel bir proje. Beğenip, güzel bir firma yapmış zorlu. Ondan sonra çevresinde diğer mülkler var. Nedir? Residence olarak adlandırılan. İşte Trump'tır, işte Fouron'dur, Kualsa'dır, işte Emre Arolat'ın yaptığı mesela Kualsa. Aşağıda Maçka. Residence Armani vardır. Aşağıda Risk Alton vardır. Four Seasons yapılıyor. İşte böyle büyük inşaat firmaları büyük markalar altında pazarlamaya çalışıyor başarılı oluyorlar. Şu şimdi biz pazara bakıyoruz. Emsal olarak gördüğümüz bazı binalar var. Yani ilk önce yatırımcı emsal olarak gördüğü binalara bakacak. Mesela ben Maçka Residence'da oturuyorum. Bizim emsalimiz Zorludur, Kuasar'dır, İşte diğer Ritz Carlton'dır. İşte bu tarz binalara bakacak. Bu tarz binalara baktığınız zaman fiyatlarını araştıracaksınız. Mesela burada 1 artı 1'ler ne kadar? Mesela Zorlu'da 1 artı 1, 1.7 milyon dolar. Rakama bakın. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde istediğiniz evi alabilirsiniz. Belki Dubai'de de, Dublin'de de alabilirsiniz. 1.7 milyon dolar, 1.3 milyon dolar, 1.7 milyon dolar arası geçiyor. Kuasar'a baktığınız zaman bazı fırsatlar görüyorsunuz. Hani Kuasar özelinde söylemeyeyim de genelinde yeni binalarda bazı fırsatlar görüyorsunuz. O fırsatlardan biri görüyorsunuz 750 bin dolar, 800 bin dolar. Normal pazar fiyatının, metrekare bazındaki pazar fiyatının neredeyse yarısına yakını bir rakam görüyorsunuz. Yatırımcılar bu rakamı gördükleri anda alsınlar. Hiçbir şeyi sorgulama falan yapmasınlar, araştırmasınlar bile. Çünkü proje önemli, bina önemli araştıracaklar tabii. Binası, projesi, her şeyi araştıracaklar ama hızlı hareket etmeleri gerekiyor bu konuda. Şimdi neden? Sürekli bir yatırımcı soruyor. Yani neden bu, bu fiyat? Yani nedenlerle siz soru sorarak kendinizi demotive edersiniz ya da nedenlerle sürekli sorgulama yoluna giderseniz satın alamazsınız. İlk önce zaten araştırmanızı yaptınız. Binanızın tekniğini araştırdınız. Her şey güzel. Bina güzel, mimar güzel. Lokasyonu var, manzarası var. Hala neden sorusunu sormayın. Direkt alın ve bir şekilde biz müşterimize 10 milyon dolara yakın bir, bir mal aldırdık. Arz talep bitince ne oluyor biliyorsunuz. Yani binadaki arz bitince ne olduğunu biliyorsunuz. O aldığınız 750 bin dolarlık gayrimenkul 1 milyon 300 bin dolar çıktı. Şu anda biz faiz fiyat artışı yapmıyoruz hani şu anda bir Türkiye'de bir şey var faiz fiyat artış yapılıyor diyorlar ya. Şimdi zaten pazarda emsal 1 milyon 700 bin dolar 1 milyon 400 bin dolar bir buçuk milyon dolar. Ben faiz artışı zaten yapmıyorsunuz. Siz 750 bin dolar olan malı pazar fiyatına getiriyorsunuz. Şimdi asıl soruyu işte bu 12x'e giden yoldur. 12x'i böyle bulursunuz. Yani pazar fiyatının yarı olan gayrimenkulde belirli bir pazara baktığınız zaman pazar fiyatının yarısı olan gayrimenkulü buluyorsunuz. Kira fiyatı da pazar fiyatı da yarıysa onu eski bina da olabilir. Onu yenileştirirsiniz, renovate edersiniz, pazara çıkartırsınız ama emsal pazar fiyatlarına çıkartırsınız. Böylece 12 xi çok rahat şekilde bulabilirsiniz. İnsanların yaptığı hata şu. Büyük belli bir projelere gidiyorlar. Belli büyük firmalara yaptığı projelere giriyorlar. Ve oradan çıkamıyorlar emin olun. O öyle bir para gidiyor ki. Eşinin maaşı gidiyor, kendi maaşı gidiyor, çocuğunun kefen, kefen parası ya her şey gidiyor ya. Yani. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Yani 1.3 milyon dolarlık bir ev ama ona çok benzer 700 bin dolara satılan başka bir ev. Şimdi 700 bin dolar olanı gözü kapalı alın dediniz. Evet. Benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Eğer 1.3 milyon dolarlık ev aşırı pahalıysa yani bu dediğiniz aşırı talepten dolayı evet. fiyat yükselmişse normal değeri 700 bin dolarsa o evin bu durumda da 700 bin dolarlık evi alacak olan Yine kazançlı, her kazançlı diyebilir miyiz? Diyebiliriz ancak şöyle bir şey. Ya orada işte sahada olan ki ise yani sahada olmak, yıllarca o sahada olan bir danışman ya da bir bir profesyonel bulmak lazım. Şimdi mesela oranın hikayesi çok önemli. O bina yapıldı. Bina ne zaman doldu? Yani siz şimdi bir yatırımcı olarak siz sokakları gezeceksiniz. Caddeleri gezeceksiniz. Demografiye bakacaksınız. Oradaki insanlar o kirayı ödeyebiliyor mu? Yani orada oturan insanlar kimler? Doktor mu, avukat mı? Kim? İş adamı mı? Binada oturan kimler? Sokakta oturan kimler? Arabayla bir gezeceksiniz, etrafınıza bir bakacaksınız. Buranın demografisi doğru bir demografi. Doğru bir yerden mi ev alıyorum ben? Doğru bir yerden mi ofis tutuyorum ben? Ofis alıyorum ben? Bizim mesela ticari de A, B, C şirket profili vardır. Yani mesela Massac'daki profile B ve C deriz, Levent'e A deriz. Niye Levent'e A deriz? E, JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank, her şey Levent, herkes Levent'te. Dünyanın bütün ünlü yatırım firmaları Levent'te. A şirket profili vardır. Herkes Levent'te olmak ister büyük şirketler. Beyler, C'ler biraz daha. Maslak'ta ona göre bir fiyat skalası vardır. Maslak'ın fiyatı daha düşüktür. Levent'in fiyatı daha yüksektir. Aynı şekilde siz bir gayrimenkul yatırımı yaptığınız zaman da Zorlu'nun fiyatı her zaman stabildi yani. Hiçbir zaman düşmedi. Bazı inşaat firmaları hiçbir zaman düşürmez. Zaten düşük, düşme fiyat stratejisi çok yanlış bir stratejidir. Bir şeye hedefleniyorsunuz. Diyorsunuz ki ben de sadece üst tabaka alsın. Benim fiyatım bu. Sonra projeler bazı hatalar yapıyorlar ya da kat malikleri bazı hatalar yapıyorlar. Çok güzel bir demografi oluşmuş. Ondan ona da geleceğim. Biraz küçük bir risk. O da sizin kontrolünüzün dışında olan bir risk aslında. Birileri fiyatları indirmeye çalışıyor bu sefer. Güzel bir yerdesiniz ama. Ya da demografisi bozulmaya başlıyor. Yani bu İstanbul'da pek gerçekleştirmez. Bu da bir, bunu da bir anekdot olarak söyleyeyim. Bu sefer demografi bozulunca fiyatları düşmeye başlıyor. İnsanlar oradan çıkmaya çalışıyor. Böyle projeler de var. Yani siz yatırım yapacağınız projenin demografisi de çok önemli. Burada kim oturacak? Ya soru şu. Ben burayı ileride kime satacağım? Siz 12 xe gayrimenkul yani pasif gelirinizle, cash flow'unuzla yatırım yapacağınız gayrimenkulün fiyatını geçiyorsunuz. Biz gayrimenkulde çıkış stratejisi deriz. Siz bunu geçtiniz. 12 senede geçmediniz. 6 senede geçtiniz. Çünkü enflasyon var. Enflasyon bir en büyük kaldıraçtır. Hem ev sermayesini arttırıyor, hem kiraları arttırıyor. Tefe tefe biliyorsunuz. Belki 7 senede geçtiniz. Siz yatırım yaptığınız bedel eğer kira geliriyle aldıysanız çıkın. Aldınız çıkın. Başka bir yatırıma yönelim. Bir gayrimenkul alırken ev ya da işte ofis bahsettiğiniz 12 çarpı formülü yani kiraya mı odaklanmalıyız yoksa o evin işte lokasyonundan dolayı belki gelecekte fiyat artışına mı odaklanmalıyız? Kesinlikle kira getirisine odaklanmalıyız. Çünkü siz kira getirinizle her şeyi yapabilirsiniz. İşinizi genişletebilirsiniz. Elemanlar alabilirsiniz. Finansal özgürlüğünüze kazanabilirsiniz kira getirinizde. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani sadece bir konuttan bahsetmiyorum. Mesela 10, 10 konut alınıyor, 20 konut alınıyor. Ya da 20 ofis alınıyor. Ya da bir büyük bir bina alınıyor yani. Daha büyük. Yani ne kadar çok büyük düşünürse yatırımcı o kadar çok büyük çarpanla para kazanıyor aslında. Çok büyük düşünmek lazım. Yani eğer gücü yetiyorsa yapabildiği en büyük yatırımı yapması gerekiyor daha büyük kazanması için Tam bu noktada çok kısa yeri geldiği için de soruyorum. Türkiye'de de gayrimenkul yani çok yüksek olarak bir yatırım aracı olarak gayrimenkul kullanılıyor. Burada ama oturduğumuz ev bir yatırım aracı mıdır? Yani oturduğumuz evi almak doğru bir emlak yatırımı olur mu? Yoksa burada bize nakit akışı getirecek işte sizin de söylediğiniz cash flow getirecek nakit akışı getirecek yatırım olarak düşündüğümüz evleri almak mı daha doğru olur? Yani oturduğumuz evi almak da bir yatırım sayıyor musunuz? Yani tabii şimdi insanlar ailelerinin güven ne hissetmek istiyorlar, güven tutmak istiyorlar onun için ev alayım diyorlar yani ben tam tersini düşünüyorum açıkçası ben her şeyin bütün yani mesela gençlerde arkadaşlarımda görüyorum çok büyük pahalı arabalar işte Porsche'lar, Mercedes'ler Gs'ler falan filan her şeyinizi satın, gayrimenkul alın Yatırım yapalım. Siz gerekiyorsa kirada oturun. Yani sizin yatırıma yönlendirin. Yani her, yani her aile birliğinin yatırıma yönlen, yönlenmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasitede insanlar, maaşları bunu yapabilecek kapasitede. İstedikleri evi de alabilirler. Benim mesela bir çok tanıdığım bir CFO var. Çok yakın bir arkadaşım. O kendi maaşıyla 4-5 tane ev almıştı geçen yıllarda. Hepsinden cash flow, kira getirisi alıyordu. E şimdi bu depremden sonra mesela biraz fikri değişti. Ondan sonra dedi ki ben Hepsini satıp kendime bir villa yaptıracağım. Büyük bir arazi alıp. Bu da bir yatırımdır bu arada. Herkesin stratejisi farklıdır. Bu da güzel bir strateji. Uzun yıllar gayrimenkul yatırımı almış. Cash flow'unu artık almış. Artık gayrimenkulde çıkış dediğimiz bölüme yaklaşıyor. E hepsini satayım diyor. Ben kendime güzel bir mülk alayım. Daha büyük bir mülk alayım diyor. Daha büyük geniş bahçeli bir mülk alayım diyor. Bu da bir gayrimenkul yatırımıdır. Ama mesela Donald Trump'tan örnek verelim. O mesela büyük bir bina almıştı değil mi? Çok büyük bir bina almıştı. Ve bu binanın içinde yaşıyor. Dikkat edin. Binada da bir sürü kiralayacağı bir sürü kat var. Ama o binanın içinde yaşıyor. Yani sizin dediğiniz şöyle olabilir. 20 katlı bir bina alıyorsun. O katın içinde yaşıyorsun. 20 katlı olduğu için kiraya veriyorsun. O güzel bir şey yani tabii ki. Aldığınız binanın içinde oturuyorsunuz. Aynı zamanda hepsini kiraya veriyorsunuz. O güzel bir şey. Öyle yapılabilir. Vallahi... <laughs> Özgür Bey, ya o kadar çok paralardan bahsettik ya... ...bu paraları sahip olamayan birçok da insan var. Biraz da onlara yönelik bir şey sormak istiyorum aslında. Yani birçok insan aslında çok düşük maaşla belki geçinmeye çalışıyor... ...ama bir yandan da finansal özgürlüğünü kurmaya çalışıyor... E, ...birikim yaparak, az ya da çok. Şimdi bu insanlar kend belki kendi evlerini almaya çalışıyorlar... ...başka yatırım yapamıyorlar. Yani bu tür insanlara ne önerirsiniz yani gayrimenkul yatırımı anlamında gayrimenkul alsınlar mı uzun vadeli finansal özgürlüğe ulaşmak için gayrimenkul iyi bir araç mı onlar için? Ya şöyle bir problem var bizim ülkemizde. Bizde faizler çok yüksek maalesef. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu son resesyondan dolayı faiz artışlarından dolayı yükselen Trend bütün dünyayı etkiledi biliyorsunuz. Amerika'da normalde %1 ile %2 senelik faizle insanlar evlerini alabiliyorlardı. Bizde de bir ara senelik faiz yani biz o, o, o kadar düşmedi. Biz hiçbir zaman düşmedi senelik faiz. Onun için bizim banka tarafında bir sorunumuz var. Yani burada geliştirmeye ihtiyaç var. Yani bizim sistemimizi bir geliştirmeye, bir mortgage sistemine ya da bir faiz düzenlemesine ya da bir başka bir şeye ihtiyaç var. Onu artık bizi aşan bir şey bu. Yani öyle söyleyeyim ama ne yapabilebilir? Asgari ücretle kazanan insanla tabii ki onu yapabileceğim herhangi bir şey yok. Yani belli bir açık sınır var, bir yoksulluk sınırı var. Ben ne desem boş. Ama geliri middle class yani orta segment geliri olan insanlar için benim tavsiyem şu anda revaç tarlalar belli yerlerde biliyorsunuz İstanbul'a yakın bölgelerde tarımsal araziler daha da genişleyecek. Nedeni de İstanbul'a uzak yerlerde ya da büyük şehirlere uzak yerlerde gelen ürünler uzak mesafede olduğu için ürünü çarpı 5, çarpı 10 hatta çarpı 20'ye çıkartıyor ürün satışını. Bunu engellemek için tabii bazı firmalar, özellikle belediyeler olabilir, bazı özel iştirakler tarımsal arazilerden elde edilen ürünleri İstanbul'a yakın çevrelerde ya da büyük şehirlere yakın çevrelerde ki üreticilerle anlaşma yoluna gidiyorlar. Hani ev alınamayacaksa ufak ufak tarlalardan toplanarak bir tarımsal faaliyet alanı yaratılabilir düşüncesindeyim. Onun haricinde ya da şehir dışında, şehrin merkezi dışındaki bölgelerde de küçük küçük kasaba merkezleri var mesela. O kasaba merkezlerinde hala gerekli doygunluğa uğraşmamış, fiyat olarak gerekli doygunluğa uğraşmamış bölgelerde yatırım yapabilirler. işte ne bileyim Bodrum'un bilmem ne ilçesinin köyü ama deniz manzaralıdır, güzeldir, dışarıdan talep alıyordur, turistik insanlar geliyordur oraya, turizme faaliyet gösteriyordur. Ya da işte Muğla'nın belli bir bölümleri, yani bağlı bulunduğunuz ilin deniz kenarlarındaki bazı bölümleri, turistik alanları hem tarımsal hem de işte gayrimenkul geliştireceğiniz bazı alanlar yaratabilirsiniz. Mesela küçük bir imarlı bir arazi alıp bir villa tarzı bir katlı bir çelik konstrüksiyon ya da bir villa tarzı bir inşa edip gayrimenkul geliştirip Yapıp satabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada aslında şeye bahsettik hani kiraya odaklanmamız gerekiyor diye bahsettiniz. Sonrasında hani daha işte orta sınıfa burada indiğimiz zaman yani bir tarla bir arazi de alabiliriz diye söyledik. Ama orada işte bir nasıl diyelim bir kiraya odaklanma olmayacak yani bir kirası yok yani onların. Orada gayrimenkul geliştirmeye giriyor yani ürün oluşturmamız lazım o şekilde yani onu yapabilecek yapabilirler. Niye yapamazlar? Herkes yapabiliyor. O da bir cash flow. O da bir cash flow. Burada tam yeri geldi diye soracağım. Yani GEO'lar gayrimenkul yatırım ortaklıkları da burada kullanılabilir mi küçük yatırımcı için de? Yani bu gayrimenkul pazarından bir e, pastadan bir pay almak üzere. Yani bunları bir önce açıklayabilir misiniz? Hani e, sizin de görüşünüz burada e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarından program başında bahsetmiştiniz sizde. Yani bunların doğrudan gayrimenkullere yatırım yapmaktan farkı ne olur belki yani ondan bahsedip bu da bir seçenek olarak kullanabilir miyiz? ondan da anlatabiliriz belki. GEO'lar genelde gayrimenkul yatırım ortaklıkları bazıları özellikle daha çok içe dönükler. Yani içe kapanıklar. Dışarıdan pek yatırımcının ayrıca hisse yoluyla gayrimenkul yatırım ortakları yatırım yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Mesela bilmem ne GEO'nun hisse senedi var. İşte o şekilde yatırma şey yapıyorlar. Yoksa gözle görülür bir yatırım aracı olarak değil de kağıt olarak yatırım yapılıyor bu, bu yerlere halk tarafından. Philip Sale diye bir şey vardır, Philip Holt vardır, Philip Rand vardır. Şöyle bir şey de yapılabilir. O da aklıma geldi. Özellikle düşük ve middle class için. Mesela çok eski bir ev, artık hani yık, yıkılma değil de mesela küçük tarihi evler vardı belli yerlerde. Köy evleri olabilir, tarihi evler olabilir. Bunların yenilenmesiyle ilgili işte çevredeki pazar fiyatları araştırılır. Bu küçük bir ev olabilir ya da iki katlı bir apartmanın üst katı olabilir. Deprem yönetmeliğine göre yenilenmesi şartıyla altını çizerek söylüyorum. Bu çok önemli. Dekoratif olarak renetive edilip kira getirisi sağlanabilir. Çok uygun evler var mesela öyle. Yani lokasyon olarak insanlar tercihimi soracak olursanız. Havalimanından bir hat çizin. İstanbul Havalimanından. Kuzey İstanbul. Yani Kuzey İstanbul 3. köprüden hat çizin. 3. köprüden tekrar hem Anadolu yakasına hem yani Kuzey İstanbul'un olduğu gibi düşünün. Boğaz tarafına doğru gelen o hat içerisindeki İstanbul'dan bahsediyorum. Ankara'nın farklıdır, İzmir'in farklıdır. Ben İstanbul'dan bahsediyorum. Herkes ona göre bir stratejisini belirlesin. O hatta eski. Ondan sonra fiyatı çok düşük. Yani renovasyona muhtaç olan evleri yenileyebilirler. Ondan sonra bunu ister kiraya verebilirler. Yani Amerika'da da yapıyorlar biliyorsunuz. Philip Holt yapıyorlar, Philip Seyer yapıyorlar. İçerideki odaları olduğu gibi yıkıyorlar. Tekrar bir oda dizayn ediyorlar. Sadece odaların hiçbir önemi yok. Önemli olan lokasyondur. Yani lokasyonu hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Odaları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani bu, bu, hatlarda da insanların çok fazla kentsel dönüşüme, yıkıma gerek duyan bir sürü bina var biliyorsunuz. Hani sahipsiz, kentsel dönüşüme olan bir sürü bina var. Kentsel dönüşümdeki binalara da yatırım yapabilirler mesela. Ben mesela çok bina tanıyorum. Mesela Beşiktaş İzlesi'nden bahsedeyim, Dikili Taş'tan bahsedeyim. İşte şu anki fiyatı 4 milyon lira. Eski, 2000 öncesi yapılmış bir evi alırlar. Kentsel dönüşüme sokulur. 15 milyona. Çünkü pazar fiyatını biliyorum yani. Nereden baksanız iki katı. Bir, bir, bir buçuk sene sonra yapıldıktan sonra iki katı. Kentsel dönüşümdeki binalara da yönelebilirler. Tabii kentsel dönüşüme girmek kaydıyla e, yatırımcılar... ...bu şekilde de kazanabilir. Güzel söylediniz. Burada hani o şeyi de açıklayalım hemen... O ...Amerika'daki o fl flipping dediğiniz... ...hani aslında alıp... ...işte bi biraz renovay edip... ...tekrar daha değerlendirip... ...o evi e satmak yani... al ...alsat e yapmaktan bahsettiniz. Yani bunlar işte gayrimenkulde... ...evet yani çok fırsatlar var. Gayrimenkul... ...yani birçok kitapta da okuduğumuz... ...işte e yatırım yaptığımız kitaplarda da... ...hani en yüksek değerli... ...oluşturabileceğimiz... ...en yüksek işte... ...net worth oluşturabileceğimiz... ...kişisel değer oluşturabileceğimiz... ...alanlardan bir tanesi... Şimdi mevcut ekonomimize de biraz değinelim. Son zamanlarda bu emlak piyasasının mevcut durumunu değerlendirecek olursak yurt dışından gelen yatırımcıları çok fazla görüyoruz. İşte Avrupa'daki enerji krizi, işte savaş etkisi, Suriye krizi ve işte Suriye'den gelen bir sürü göçmen, Arap yatırımcının ilgisi derken işte özellikle İstanbul ve çevresinde çok ciddi bir ilgi var ve fiyatlar da bu arz karşısında fiyatları da yukarı çekiyor. Fiyatlar da asla düşmüyor. Yani bazıları işte şey diyebiliriz aslında ciddi bir emlak balonu oluştu da diyebiliriz belki de. Yani şimdi bunun üzerine yani faizlerin de düştüğünü, düşük faizleri de eklediğimiz zaman konut piyasasının yönü sizce nereye gidiyor? Konut fiyatları hep böyle artıyor, fiyatlar hiç düşer mi? Sizce? Yani bu piyasanın yönünü size bir soralım İstanbul apayrı bir şehir Yani şöyle söyleyeyim tamam Bizim şikayet ettiğimiz konu Emre Arolat'ta da çok dinlemişimdir Biz de arkadaşlarla sık sık konuşuyoruz Ben dünyayı gezdim Amerika'sından tutun, Avrupa'sına tutun Japonya'sına, Asya'sına, Afrika'sına tutun Her yeri gezdim Bizdeki mimari gerçekten çok kötü Gerçekten böyle hani Bir ilkokul çocuğunu bir çizim yapsa Bir, bir, bir ev çizse Valla gerçekten daha güzel bir ev dizayn eder yani o kadar kötü bir mimarimiz var. İnanılmaz kötü bir mimarimiz var. Ona rağmen diyorum bakın. Ona rağmen. New York'la yarışabilecek kapasitede bir şehir burası. Yani biz o mimariyi düzeltsek, ben yani bence gayrimenkul sanattır, tutkudur. Ben o kadar diyorum. Yani biz o mimariyi düzeltsek dünyanın gayrimenkulde en pahalı şehri oluruz. Pahalı dediğim en değerli şehri oluruz demek istiyorum yani. En değerli şehir. Nasıl New York'a bütün dünyadan insanlar gelip oraya akıyor? Ama onun için bizim finansal sistemimizi düzeltmemiz lazım. Yani bu insanlar, yatırımcı nereden bu parayı bulacak? Şimdi dünyada bir gayrimenkul yatırım yapılırken banka alan alınıyor bu kredi. Yani yüz debt, yani insanlar borçlanarak gayrimenkul alıyor. Bizimkiler peşin alarak gayrimenkul alıyorlar. Sistemde bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Yani gayrimenkul alırken kira gelirinden alınan verginin düşürülmesi gerekir gibi düşün. Çünkü çok faizli Yatırımcı şimdi çok büyük faizli bir ev alıyor ya da kullanıyor. Vergisel yönden biraz daha düşürmek lazım. Avrupa'daki, Amerika'daki örneklere göre dizayn edebilirler. Farklı bir sistem yaratabilirler, farklı bir finansal yapı yaratabilirler bu konut alımı için. 0.63 mesela, 0.69 çok güzel bir oran mesela yıllığa vurduğunuz zaman neredeyse Avrupa'daki, Amerika'daki mortgage oranlarına denk geliyor güzel bir oran. Neden hep böyle olmasın? Aynı şekilde araç alırken de o şekilde büyük bir faiz yükü var yatırımcının üzerinde. Ben daha da gelişeceğini düşünüyorum. Bu kentsel dönüşüm olaylarının bu son deprem Allah herkese rahmet eylesin. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin başına. Bu bir ders olsun. inşallah ders olur ama işte şu an duyuyoruz işte ne bileyim işte yapılacak yerler daha Ali Gönerzilerden çıkıp daha böyle tepelere yapılıyor. Daha sarı bölgelere kaçış var. İstanbul'dan bir buçuk milyon insanın dışarı çıkarılmasından bahsediliyor. Yapılması tabii konuşulması kolay ama yapılması zor şeyler. Büyük bir kentsel dönüşüme Büyük bir yenilenme projesine girerse İstanbul, sadece İstanbul genelinde söylemiyor. İzmir'idir, Antalya'sıdır, diğer şehirlerde de. Kültürel yapıya göre dizayn edilmesi lazım bu binaların. İşte o zaman yani gayrimenkulün artışını, İnsanlar görmeyecekler, emin olun. Şöyle söyleyeyim. Ya ne kadar çok yüksekmiş bu evin fiyatı demeyecekler. Çünkü siz bir ürün ortaya çıkardığınız zaman, oranın kültürel yapısına uygun bir ev çıkardığınız zaman ve çok güzel ve şık olduğu zaman gerçekten ödediğiniz fiyat göze batmıyor. Ne zaman işte çok kötü bir mimari var. Evin fiyatı şu kadar. O zaman balon hissine kapılıyor insan. Yani mesela ben Şişli ilçesinde çok güzel tarihi binalar var, değil mi? Nişantaşı'nda işte Fransız tarzı böyle bir kültürel oranın, oranın kültürel yapısı. Bütün Şişli'nin ya da Nişantaşı'nın Fransız evlerinden oluştuğunu hayal edin. Yani her yörenin Hatay, Antakya'ya daha farklı yöresel evleri olduğunu düşünün. Safranbolu evleri mesela. Değil mi? Şimdi oraya gittiğiniz zaman böyle oranın kültürel yapısına böyle hoş giriyor. İşte Trabzon'a gidiyorsun oranın kültürel yapısına bir hoş giriyor. Bodrum'a gidiyorsunuz beyaz evler mesela çok güzel. Değil mi? Herkesin kültürel yapısında güzel bir mimari ortaya çıkartırsak o göze görünen, göze batan işte balon şeyini hiçbir zaman görmeyeceğiz. İnsanlar işte değer o şekilde ortaya çıkıyor ve bizim insanların onu pazarlaması da satması da daha kolay oluyor. Biz pazarlamayı satmayı da daha kolay yaparsak volüm yani satış volümünü de o şekilde arttırmış oluruz. Satış volümünü arttırırsak dünyadaki bütün insanları buraya çekeriz. Çünkü büyük bir gayrimenkul piyasası hareketleniyor. Bunun işte her şeyi finansal planlama ve mimariden geçiyor. Finansal planlama ve mimari yapılırsa bu sizin sorduğunuz bütün sorular işte balon, işte diğer yatırımcıların gelmesi her şey gayrimenkul mimarisi, finansal planlama sorumluluğumuzdan kaynaklanıyor. Onlar düzelince bence hiçbir şey kötü olarak adlandırılacak. İşte yok işte şu bina çok kötü, işte burası balon. işte hani o sözcükleri kullanmayacağız diye umuyorum. Yani şimdi burada mevcut durumu biraz konuştuk. Aslında hani yurt dışından hani çok fazla da talep alması hani fiyatları yukarı çekiyor diye söyledik. Yani yurt dışından daha fazla talep alırsak aslında fiyatlar daha da yukarı çıkacak diyorsunuz. Hani bu da yani herhangi bir emlak düzenlemesi Türkiye'de olmazsa bu buraya doğru gidiyor. Yani bu daha da fazla olacak. Gidecek. Yani gayrimenkulde hiçbir şey yapamazsınız. Şöyle gayrimenkulde fiyatını etkileyecek Hiçbir şey yapamazsınız. Ancak yani şimdi tepe tüfe oranları vardır. Kirayı belli bir orana düzenlemesini yaparsınız. Gayrimenkul fiyatı serbest piyasa ekonomisidir. İnsan istediği fiyata istediği evi satabilir. O zaman almazsınız. Ben niye istedim? mesela insanları bilgilendiriyorum. 12x formülüyle gayrimenkul alın. Herkes her fiyatı koyabilir. Serbest piyasa ekonomisini engelleyemezsiniz. Gayrimenkul fiyatları artar. Ama her zaman fırsatlar vardır. Gayrimenkul geliştirebilirsiniz çevresini çevrenize bakabilirsiniz. Ben biz nasıl bulduk mesela? Yani 1 milyon 700 bin dolar olan piyasa değeri olan bir gayrimenkulü 750 bin dolar aldık. Yani ben dolar olarak söylüyorum ki insanlar daha yanlış anlaşılmasın. Hani Türk lirası olarak aldık biz bunu da yanlış anlaşılmasın. Hani dolar olarak daha iyi anlaşılsın diye, diye söylüyorum. Biz nasıl bulduk? İnsanlar da bulabilir. Bu fırsatı görebilirler piyasada. Pekala. Yani bu noktada biraz da deprem etkisini de konuşalım. Yani Türkiye'de iki tane çok büyük deprem yaşadık sonrasında da artçılara oldu. Yani büyük bir facia tabii ki. İstanbul'da da benzer bir deprem uzun zamandır bekleniyor. Tedirginlik hali de ciddi olarak arttı. Bu noktada yani bu depremin etkisi İstanbul'daki yatırımcı olarak baktıklarımızı nasıl etkiliyor veya işte ev sahiplerini nasıl etkiliyor? Yani lüks segment emlak danışmanı olarak hani sizin çevrenizdeki olanları da biraz anlamamız açısından belki değerli olabilir. Deprem etkisi nasıl piyasayı nasıl etkiledi? Zorunlu olarak bir deyiş, yer değiştirme var şu anda. Yani eski plazalardan ve eski evlerden yenilere doğru bir kaçış var. Yabancı şirketler hemen yapıyor. Aileler de hemen yapıyor. Yani finansal okul yazarlı olan ve geliri olan anında planlamaya geçiyor. Yani hemen satıyor yani ya da uygun fiyata da satabiliyor. Yani direkt satıyor hemen yeni binaya yeni planlarına geçmeye çalışıyor. İstanbul'un kuzeyine doğru kaçmaya çalışıyor insanlar genelde ya da Boğaz'daki bazı sarı bölgelere kaçmaya çalışıyorlar ya da işte eski evlerden çıkıp İstanbul'u da terk eden olabiliyor. Bu piyasayı şöyle etkiler. Zorunlu kaçış kentsel dönüşümü daha da hızlandırabilir. Kentsel dönüşümde işte apartmanda yaşayan insanlarımız işte ne yapıyordu? İşte bir firma geliyor mesela yaşıyoruz biz bunu görüyoruz. Kentsel dönüşümde firma gönderiyoruz mesela. Diyor ki benim evimi diyor sen işte 100 metrekarelik evimi 60 metrekare düşürüyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Üretici firma da diyor ki tamam bunu istemiyorsan bana bir daire başına 1,5 milyon verin. Sizin evinizi yapayım diyor. Şimdi tıkandığınız nokta şu. İnsanlar da para vermek istemiyorlar ya da paraları yok. E 1,5 milyon diyor. Emtia fiyatları belli. Demir fiyatları belli. Herkese de dediğim gibi bir inşaat yaptırmayın. Yani buradan bütün insanlara söylüyorum. İnşaat firmalarına bakın, araştırın hangi inşaat firması nereye yapmış, daha önce yaptığı yerlere gidin, gerekiyorsa o yaptığı binalardan, yöneticiden rapor isteyin. Gerçekten güzel mi yapmış o inşaatı? O raporlara bakın, inceleyip sık dokuyun. Ona göre kentsel dönüşüm inşaat firması ile anlaşın. E diyor ki ben çok para istiyorsunuz yapmam. Öbür tarafta da diyor ki küçültmem diyor dairemi. Ortada sıkışıp kalıyoruz. İnsanlar bırakın dairelerinizi küçülsün. İnsanlar sizin hiçbir şey hayatınızdan daha önemli değil dairelerimiz küçülsün, yeni bina yapılsın. Zaten yapıldığı zaman kendi mevcut dairenizin iki katı değere kavuşacak. Eski olduğu için, tutulmadığı için, talep almadığı için zaten fiyatımız düşüyor. Arz talep bu şekilde önemli. Nerede arz var? İstanbul'un genelinde bir talep yüksekliği yok. İstanbul'un genelinde bir fiyatlarda yükseklik yok. Depremde daha da bu belirgin hale geldi. Sadece yeni binalara talep yüksekliği var. Sadece yeni binaların talepleri artıyor. Fiyatlar da ona göre artıyor. Eski binalarda bir yükselme yok. Kiralarda bir yükselme olabilir. Çünkü kiralık daire yok. Ama satış satılık olarak baktığımızda eski binalarda abartı bir artış yok. Yeni binalarda var. Dediğim gibi eski binalardan yeni binalara bir kaçış. Yani yabancı yatırımcıyı da etkiler mi? Şu anda bir etkili etki göremiyorum. Yani Los Angeles'ta deprem bölgesi. Niye Los Angeles'a yatırım yapıyorlar? İtalya'da deprem bölgesi. Yunanistan'da deprem bölgesi. İnsanlar milyon milyon dolarlık ev alıyorlar Los Angeles'ta. Oradaki mimari tabii bütün mimariler iki katlıdır. Bütün Los Angeles iki katlıdır mesela. Sadece bir finansal bölge uzun ticari alanların yüksek olduğu yerde benim hayalim de olur. Ben İstanbul'da böyle iki katlı, üç katlı hayal ediyorum. Büyük şehirlere her zaman iki, iki üç katlı. Dublin gibi işte Londra gibi her yer 2-3 katlı yemyeşil ön bahçe arka bahçe fıstık gibi şehir. Keşke öyle olabilsek öyle bir şey dizayn edilebilse. Bizim kalabalık e, kaldırmaz bunu. Özgür Bey o kadar insanı yerleştiremezsiniz. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. O da şundan kaynaklandı biliyor musun? Biz yıllardan beri büyük şehirler göç aldı. Kendi ailemden söyleyeyim. Yani biz köyde yaşamıyorduk tabii de biz şehirde yaşıyorduk da. Yani dedemler işte ailem. Mesela bin dönüm arazi vardı. Bingöl'de mesela. E benim teyze tarafımdan Vaya büyük köyleri vardı yani. Herkes buraya geldi şimdi. İşleri, köylerini bıraktılar insanlar ya. E herkes buraya gelince ne oldu? Şişli İstanbul. Onların torunları oldu, çocukları oldu. Büyüdü, büyüdü, büyüdü aileler. Şimdi oradaki arazi bakın ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de gelecek tarımdadır. Kesin tarımdadır yani. Tarım da gayrimenkulün bir bölümüdür yani. Tarımsal faaliyet. Orada bir sürü arazi var. Arazilerin başlarına dönseler tarımsal faaliyet yürütseler burada inanın bu, buradan daha fazla daha çok mutlu olurlar kendi evlerinde otursalar ama yapmıyorlar. Özgür Bey benim aklıma şey geldi. Yani bu İstanbul için iki katlı, yeşil, bahçeli bir hayaliniz var ya Belki bu Bingöl'de bunu gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> çok basit bir şekilde. İşte yani şu an değişiyor gibi işte bilmiyorum. Yani İstanbul'da iki katlı bildiğim kadarıyla bazı villa bölgelerinde var. Planlama, mimari o kadar çok önemli ki. Yeşil öngörüm olduğu sürece bir de yaratıcılık işin içine girdiği sürece mimari olarak söyleyeyim. O evin değeri, değersel artışı daha yüksek oluyor. Ama yeşil alan görmüyorsunuz. Ekolojik hiçbir şey görmüyorsunuz. Gayrimenkul yatırımcılara da bir şey olsun. Mesela Mecidiyeköy'deki o büyük binalarda bile önünde çok büyük bir yeşil alan var. Çok büyük bir yeşil alan bırakmışlar. Yani yeşil alan olacak bir evin çevresinde. Aldığınız evin çevresinde bir yeşil alan olacak. Biz buna yani her evi alın kesinlikle demiyorum bakın. 12X'de yani fırsat gördüğünüz yerde bir yeşil alan olacak. O yeşil alanın çevresinde bir çocuk alanı olacak yani bir park olacak. İnsanlar çocuğunu götürecek. Aileler ulaşılabilir olması gerekiyor. Yani araçla girip çıkıp bir otopark olması gerekiyor mesela. İnsanlar araçlarını nereye park edecekler? Her eve de yatırım yap yapılmaz. Bu bu tarz şeyleri küçük 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 o anekdotları bunu not etsinler. Gayrimenkul yatırımı yaparken dediğim gibi ilk önce 12 çarpan ama ondan önce de çevresi, demografisi, inşaat yapısı, işte yeşil alanları mutlaka olacak. Bu bizim eksiğimiz Avrupa'dan. En büyük eksiğimiz bu. Doğacan bir tane sorum var. Son sorum. Aslında Özgür Bey bu 12x formülünü beğendim. 12x formülü aslında %8 gibi bir getiriye tekabül ediyor. Bunu sanırım reel getiri olarak algılamak lazım. Ya da dolar cinsi %8 getiri diyelim. Ama bunu başka yatırım araçları da bulabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. yani ev alacak kadar birikimi olmayanlar için belki böyle alternatifler daha cazip olabilir. Örneğin yani dolar Eurobond ihraç eden şirketler olabilir. %8'in üzerinde getirisi. Yani tıpkı kira getirisi alır gibi Eurobond faizinden de faydalanabilirler. Ya da hakikaten çok ucuz fiyatlanmış olan hisse senetleri de var tabii ki. Çok daha %8'in üzerinde getiri sağlayabilecek hisse senetleri de var. Sizin bu tarafta bakış açınız nedir? Yani gayri menkulü diğer işte bahsettiğimiz hisse senedi ya da bonolardan işte tahvillerden eurobondlardan daha cazip kılacak birkaç şey söyleyebilir misiniz? 12 şöyle bir atladığımız bir şey var. Bir kere enflasyon var. Yani sizin mesela bono yatırdığınızda enflasyon artışından bono etkileniyor mu? Sermaye artışından bono etkileniyor mu? Şimdi gayrimenkulde sermaye artışınızdan etkileniyor. Yani evin değeri sürekli enflasyona göre artıyor. Oradan bir kaldıraçınız var. Artı kira gelirisinden kaldırıcınız var. Enflasyon var. Yani 12x diyorum ama şimdi alırken şimdi bakıyor kira parası şu anda 12x. Ama 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl geçtikten sonra belki 5 yılda amorti edecek o parayı. Çünkü bizdeki enflasyonun bilmiyoruz. Bizde yüksek bir enflasyon var. Kira geliri ve sermaye artışı yani evin değeri katlanarak artıyor. Belki 12 yılda değil de 5 senede alacak parasını. 6 senede alacak parasını. Onu bilemiyoruz onu hani öngöremiyorum ama yani öngördüğüm 12 yıldan çok çok önce alca alca. Alternatif yatırım aracına gelirse yani ben burada altından başka herhangi bir yatırım aracını tavsiye etmiyorum. Çünkü riskli piyasa işte bonosudur, işte hisse senedidir, diğer riskli varlıklardır. Bunlarda insanlar para kaybederler. Güvenli liman olarak altından başka hiç bir tavsiye edeceğim hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim size. Şunu soralım son olarak. Bunu sormadan gidersem çünkü olmaz. Ee, yeni gayrimenkul yatırımcısının en büyük endişelerinden bir tanesi de finansman oluyor. Bu yeni yatırımcılar için mevcut bazı yani finansman seçeneklerinden bahsedebilir misiniz? Onlar nelerdir? Yani o borç almadan önce neyi göz önünde bulundurmak lazım? Bu tamamıyla hükümetin faiz politikasıyla alakalı. Özel bankaların yapabileceği hiçbir şey yok. İşte ona göre bir düzenleme yapılıyor. İşte, işte konut kredi faizlerinde belli zamanlarda bir düşüş oluyor. 0.69 mesela iyi bir orandı. Yani onun hep böyle sürekli hale gelmesi lazım. Bir de yani 20 milyon üzeri evlere BDDK bir karar vermişti. 10 milyon üzeri daire kredi alırken kredi alamayacak. Ya Böyle bir şey imkansız yani bütün yatırımcılar halk da dahil olmak üzere evine oturmak için alanlar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde nakit para kullanmıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde gayrimenkul alırken hiçbir şekilde nakit para kullanılmaz. Niye insanlar gayrimenkul alırken paralarını riske etsinler? Bankalar da bu gayrimenkule bir parayı veriyordu. Çünkü neden? Sonuçta bir şeyi ipotek ediyorlardı. O bir varlıktı. O varlığı ipotek sağlam bir varlıktı. Hiçbir şey olmaz çünkü gayrimenkule onu da paralarını da garanti alını al, alıyordu ve kolaylıkla bankalar faiz kredi verebiliyordu. Bizdeki faizlerin işte son hükümetin hamlesi güzel bir oran olan 69'un 0.69'un devam etmesi gerekiyor. Yani bir, bu işte 3 ay sonra ben kaldırayım olmasın. Yani bu ne kadar çok uzun süre devam ederse çok önemli bir noktaya geliyoruz işte. Bak finansman o kadar önemli ki finansmanı sağladın. Finansmanı sağlarsan talep yaratırsın. Talep yaratırsam üretici daha çok üretir. Neyi üretir? Mesela şu anda kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bende talep var. Ben istediğim evi alabiliyorum. Banka kredi veriyor bana. Gidiyorum ben o kentsel dönüşümdeki evi alabiliyorum mesela. E, üretici mesela daha çok üretecek, daha çok ev yapacak. Daha hızlı yenilenecek şehir. Şimdi siz finansmanı kısarsanız, zannediyorsunuz ki işte para çok geziyor Türkiye'de. Para çok gezmesin, enflasyonu düşüreyim diye konuşuluyor. Öyle bir şey yok kanımca. Kendi ayağımızı sıkmaktan başka bir şey değil. Siz finansmanı keserseniz, insanların ev almasını engellerseniz, yatırım yapmasını engellerseniz, pazarda para dönmesini engellersiniz. Yeni binaların yapılmasını da engellersiniz. Kentsel dönüşümü de engellersiniz. Siz kredi musluklarını açacaksınız. İnsanlar güçlü hissedecekler. İstedikleri evi de alacaklar. Üretici de, üreticiye de krediyi kesmeyeceksiniz. Üreticiye de enflasyon altında kredi vereceksiniz. İnsanlar şimdi bak ne diyor? Ben diyor ki emtia fiyatlarından diyor bu evi yapamıyorum. 1,5 milyon TL istiyorum diyor. Ev sahibi de diyor ki ben 1,5 milyon nasıl vereyim diyor. Kredi vermiyorlar bana diyor. Ya da diyor ki benim evim küçük diyor. diyor küçük de ben kabul etmiyorum diyor. Her şey bak finansmanda tıkanıyor. Şimdi her iki tarafta da finansman olduğunu düşünün. Kentsel dönüşüme maruz kalmış daire sahibine finansman sağladın. Evini ipotek ederek ya da etmeyerek bilmiyorum. Üreticiye de finansman sağladım. Finansman olduğu takdirde kentsel dönüşümle 2000'den önce yapılmış bütün evleri kısa süre içinde yıkılıp yenileri yapılır yerine. Bu ne demek? İlerleyen zamanlarda İstanbul'da bir deprem olacaksa milyonlarca insanın hayatın kurtulması demek. Sadece bak finansmandan bahsediyorum. Finansmanın neler başardığını göstermeye çalıştım şimdi. şimdi. Bush döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün kredi muslukları açıldı. Bilmiyorum o zamanlar biliyor muydunuz? İşte Brooklyn'e işte bilmem nereye insanlar giremiyormuş yani böyle boş boş binalar böyle korkutucu binalar korkutucu sokaklar falan. Şimdi gidin bakalım oralara neler var. Şimdi New York'un işte şeyi çevresi değişti. O Brooklyn'de ev alamaz. Yani insanlar o kadar ev almakta zorlanıyor New Yorklular. Finansman musluklarını açmak zorundasınız bölgenin genişlemesi için. Valla teşekkürler. Güzel uzun da bir yayınımız oldu. Yani bugün bu girişimci yatırımcı podcastimizin bu bölümünde gayrimenkul konuştuk. Lüks segment için gayrimenkul yatırımları işte burada nasıl yapabiliriz? Nelere dikkat etmek gerekiyor gibi bunlardan bahsettik. 12x formülünden bahsettik kısa sürede. Amortisman eden yatırım aracı olarak kullanabileceğimiz gayrimenkulleri nasıl bulabileceğimizden bahsettik. Daha işte orta sınıfa indiğimiz zaman ne gibi stratejiler yapabiliriz? Bunlardan da bahsettik. Valla oldukça uzun bir yayın oldu. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Farklı bir yayın oldu. Belki yani hedef kitlesi daha üst segment oldu ama yani hepimiz için de bir fikir verici bir noktaya geldi. Bence güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Yani son olarak yani sizin de burada dinleyicilerimiz daha fazla sizi takip etmek isterlerse bir kitabınız var Büyük Para 12x formülüyle nasıl gayrimenkul yatırımı yapılır isimde Onu da tüm kitapçılarda bulabilirler dinleyicilerimiz. Onu söyleyelim. Sizin güzel de bir Instagram hesabınız var. Orada da bunları paylaşıyorsunuz. Bahsetmek istediğiniz veya son olarak söylemek istediğiniz dinleyicilerimize bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyeyim. Zenginleşme aracı olarak kullanılıyor gayrimenkul dünyada. Bunu da Türkiye'de herkes yapıyor da biz niye yapmayalım? Hiçbir şekilde insanlar geleceklerine dair olumsuz düşünecek kapılmadan güzel bir planlama yaparak, etrafı araştırarak ondan sonra kentsel dönüşme mi girecek, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bunların hepsini konuştuk. Bunları da dinleyerek, bunlara göre strateji belirleyerek lüks konutta da işte daha üst düzeyde yatırımcılar fırsatları görerek, arz talebe göre fırsatları görerek çok önemli olarak altına çiziyorum. Yatırımlarını şekillendirirlerse niye bizden de halkımızdan da Türkiye'den de gayrimenkul zeminleri ortaya çıkmasın ve bu çok büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yani sadece şehre değil, ülkeye de çok büyük motivasyon kaynağı olacaktır. Bu şekilde daha da mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacaklar insanlar. Ama önemli olan işte doğru stratejiyi belirlemek ve vizyon ortaya koymaları gerekiyor kendileri açısından. Çok teşekkürler. E, girişimci, yatımcı teşekkür da Özgür Tandoğan'la sohbetimizi tamamladık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yeni bölümlerimizde bizi takipte kalmaya devam edelim. Hoşçakalın.